Evet, artık bu programın son bölümüne geliyoruz. Dinlemeye devam edelim. Sahte bilim, yalancı bilim de denmiş. Fakat enteresan olan şu, o nokta şu. Bunu başlatan da gelin kuantumdaki başlatan insanlar. Bu çok enteresan. Mesela Schrödinger diye bir zat var, Avusturyalı zat. Schrödinger denklemi diye bizim bildiğimiz kuantum mekaniğinin en önemli denklemlerinden bir tanesi. Meşhur kedisi var. Schrödinger kedisi var. Bakıyorsunuz bu adam mesela işte bu kuantum mistisizmine merak salmış. Başka diğer fizikçiler de var böyle kuantumda çok aşırı bir şey olmuş. Çok çalışmış insanlar herhangi bir şekilde bu işin sahalara girmişler. Bu da çok enteresan bir şey. O zaman yani bilim yalancı bir din mi yaratmış? Yok öyle demek. O kadar fazla mı oluyor? Öyle değil de mesela mevcut olan işte o Hindu felsefesi ile vesaire bir takım bağlar kurmaya çalışmışlar. Şu açıdan sordum. Hocam size de bizim anlattığımız kuantumda aslında sunulanın hiçbir alakası yok. Alakası, hayır bu kuantum mistisizmi ile bir alakası yok. O zaman siz bize bir anlatır mısınız? Neyi anlatayım? Sizin anlattığınız ne, bizim Kuantum. dinlediğimiz ne? Bizim anlattığımız şu. Şimdi biraz azıcık fazla olmadan teşhine gireyim. Tarihinden bahsedeyim. 1900, geçen asrın başında 1900'lü yıllarda fizikte çözülmemiş birkaç tane problem vardı. Birkaç tane problem. Diğer bütün problemler çözülmüş ve fizikçiler de şöyle bir kanaat teşkil etmiş. Artık bizim biz çözdük. 3-5 tane problem var. Bu problemler de zaman içinde çözülecek ve artık fizik bitti. Ve böyle bir hava oluşmuş. Evet. Şimdi bu çözemeyen problemlerden birkaç tanesi neydi? Bir numaralı problem bizim kara cisim ışıması dediğimiz Black Body Radiation, İngilizcesi kara cisim ışıması. Bu. Bu nedir? Bir şey düşünün, bir metal içinde bir o kovuk düşünün ve bunu ısıtın, o bir açık, küçük bir açıklık olsun. Oradan çıkan radyasyona baktığınız zaman onun radyasyonun enerjisi, şiddeti, frekansını veya dalga boyuna karşı bir grafiğine baktığınız zaman o grafik şöyle bir çan eğrisi şeklinde bir eğri veriyor. Bu eğriyi tam olarak izah eden bir fizik teorisi o anda bulunmuyor. Ya eğrinin sol tarafını kısmen izah eden bir teori var ya da sağ tarafını. Değişik aşırı limitlerde kısmen izah eden teoriler var. Fakat bir bütün olarak bu eğriyi tamamen izah eden bir teori yok. Ve ilk defa bunu Alman fizikçisi Planck, Max Planck denilen zat biraz da deri iletincilerine uyan bir grafik zorlamayla yapmış. Yani teorik prensiplerden hareketli değil. Orada bir grafik var. Ben bu grafiği veren bir formül nasıl bulurum? Böyle başlamış. Ve epey bir çalışma, 6-7 sene falan çalışmış ve netice bir formül bulmuş. O bulduğu formül hakikaten bu o ana kadar izah edilemeyen grafiğin hem sol tarafı hem sağ tarafı hepsini toplam olarak, tüm olarak vermiş. Fakat bunu yaparken bile işte bugün bizim Planck sabiti dediğimiz bir sabit ortaya girmiş. Ortaya çıkan neticelerden bir tanesi bizim enerji dediğimiz şeyin sürekli olmadığı. Sürekli olmadığı. Enerjinin kesik kesik paketler halinde geldiği neticesi ortaya çıkmış. Bu çok muazzam bir netice o an için. Çünkü biz önceden biliyoruz ki enerji denen şey sürekli olduğunu tahmin ediyoruz. Enerji süreklidir. Yani öyle kesik kesik gelmez. Bu Planck bu ilk defa sokuyor. Daha sonra çok çözülmeyen problemlerden bir tanesi fotoelektrik hadisi dediğimiz bir hadise var. Teferruatına girmeyeyim. Einstein tutuyor Planck'ın bu teorisini kullanarak 1905 senesinde fotoelektrik hadisini izah ediyor. Orada gene diyor ki işte enerji, ışık enerjisi bütün olarak gelmez, kesik kesik gelir. Tabii ama sonunda şey de hocam, tabii burası çok uzun gidecek ama yani sonuçta ortaya çıkan şey fizikte bizim bütün bildiklerimizle çelişen, aykırı gibi gözüken bir teori çıkıyor mikroda. Evet, yani mikrofizik atom seviyesi dediğimiz zaman klasik fizik ağır olarak bitiyor. Atomların davranışı, ışığın davranışı tamamen bizim eski bildiğimiz o elektron fiziği dediğimiz fizikten tamamen farklı bir fizik ortaya çıkıyor. O 4-5 tane bilinmeyen, çözemeyen problem artık fizik bitti de bitti dedikleri anda yeni bir fiziğe, yeni bir ufuk açılıyor. Peki bu yeni fizikle mistik dünyayı Bak, nasıl
çağındaki şimdi determinizm ve uzaktan etkilere belki. Yani tabii bu yani şey orada zaman içinde tabii anlamaya çalışıyorlar. Planck bunu anlamaya çalışmış, diğer fizikçiler anlamaya çalışmışlar. 1911-12 senelerinde de Broglie'den bir Fransız. Şimdi biz şunu biliyoruz. Klasik fizikte biliyoruz ki ışık nedir? Işığı biz dalga olarak ele alıyoruz. Fakat bu Planck'ın işte kara cisim ışımasıyla ışık dalga değil de ışığın madde particik olduğu ortaya çıktı. Yani ışığın iki karakteri oldu. Hem dalga karakterine sahip oldu hem de particik karakterine sahip oldu. İki ortaya çıktı. İkilik ortaya çıktı. Bu şekilde bu de Broglie'den zaten acaba diyor, mesela şu işte fincan veya şu bardak veya daha küçük seviyede elektron, biz bunları parçacık olarak biliyoruz. Acaba bunların dalga karakteri de olmasın diyor. Evet, 1911 senede bu soruyu soruyor kendisi. Biz de böyle meseleyi ters tarafından bakalım diyor. Bizim parçacık olarak bildiğimiz işte elektron, proton, şu vesaire bu parçacıklar, acaba dalga karakterine de sahip mi? Çok ciddi bir soru ortaya atıyor. Bir de bu ikisi birbirine çok sıt. Evet. Onun için seyircilerimiz açısından şöyle bir şey belirtelim. Mesela şu anda biz herkes televizyonda dalga ya buradaki görüntünün çevrilmesi sayesinde seyredebiliyor. Evet. Değil mi? Dalga olmak o. Tamam. Ama biz şu anda parçacık olmak, biz şu anda her evde ayrıca ayrıca kendimiz maddi varlık olarak var olduk desek, bu işte bir parçacığın var olması. Biz dalga için aynı anda birçok yerde bu şekilde olabilmeyi makul karşılıyoruz. Parçacıkla ilgili aklımız almıyor. Atom altı seviyede aynı yapı için ikisi birden ortaya çıkıyor. Evet. Bu da birçok kimsenin aklını fokurdatıyor. Neyse, aynen. Neyse, şimdi, benim de az önce fokurdamayla aa diye bir şimdi elektrondan bahsediyor tabii. Yani sadece elektronumuz yok, pozitronlarımız var, protonlarımız var, bir sürü parçacığımız var. Biz elektrondan bahsedelim. Dolayısıyla elektronun dalga karakteri var ise o dalgayı tarif edecek bir dalga fonksiyonu olması lazım. Fizikte bunu biliyoruz, klasik fizikten de biliyoruz, dalga fonksiyonu. Şöyle gel bunun üzerine kafasını yoruyor bir süre ve o dalga fonksiyonu varsa dalga fonksiyonunun da sağladığı bir eşitlik, o bir denklem olması lazım. Şu kedi örneğini verin hocam. Kedi örneği biraz, o biraz alakası yok burada, oraya biraz sonra girelim o nasıl kedi örneğine. Önce şunu anlatayım, yoksa direkt kedi örneğine girersek anlaşılmaz. Ha. Dolayısıyla elektron var. Bana çok anlaşılır gelmiş, tamam mı? Elektron var, ha. Elektron dalga karakteri var. Dolayısıyla bu elektronu tarif eden bir dalga fonksiyonu var. Kedi anlaşılmazlığı anlatmak örneğidir. Ama anlaşılmazlığı anlaşılır kılmak için bir örnektir. Şimdi dolayısıyla bu dalga denklemini sağlayabildiği bir denklem var. Biz buna Schrödinger denklemi diyoruz. Bu denklem tamamen deterministik bir denklem. Yani elektron T eşittir. İşte şu anda burada ise belirli bir süre sonra nerede olacak? Dalga fonksiyonu bunu bize söylüyor. Deterministik olarak. Fakat şöyle dedim. Mesela şu nasıl söyleyeyim? Şöyle bir sizin bu cihazınız gibi bir kutu olsun. Tek boyutlu da olabilir. Şurada arada bir elektron olsun. Şu nokta ile şu nokta arasında hareket edebilecek bir elektron olsun. Biz bir ölçme yapmadan evvel elektronun bu aralıkta nerede olduğunu kestiremiyoruz, bilemiyoruz. Klasik mekanikte bunu biliriz. Klasik mekanikte gayet bu bize deterministik olarak klasik mekanikte elektron nerededir? Bunu bilebiliyoruz. Fakat kuantum mekaniğinde eğer elektronun pozisyonunu bilmek istersek bu sefer elektronun hızı veya momentum hakkındaki bilgimiz kayboluyor. Ve tam tersi, yani pozisyonu bilmek istersek momentumunu bilemiyoruz. Hızını. Hızını bilmek istersek pozisyonu bilemiyoruz. Tabi buradaki bilemiyoruz da buradaki şeyler önemli. Bizim bilememe nedenimiz asıl burada kafa uçukla
bilgisayar yürüdüğünde sık sık dolmaya başladı. Biz onu anlayamıyoruz da bilemiyoruz değil. Doğanın kendisi bir hücre olarak bilinemez. Zaten o yüzden Einstein buna itiraz etmeye kalkıyor. Evet. Hep Einstein haksız çıkıyor sonraki deneyde. Burada gibi gözüküyor diye hala. Klasik fizikten çok farklı tarz. Klasik fizikte mesela şu çay bardağı. Şunu şöyle koyduğumuz zaman nedir? Yerini biliyorum. Değil mi? Şu pozisyonda, şu konumda. Momentumu da bilinir. Momentumu sıfırdır. Momentum hareket etmiyor yani. Fakat burada bir elektron olsa böyle değil. Elektron devamlı hareket etmek zorunda. Duramıyor yerinde. Elektronun durması mümkün değil. Devamlı hareket halinde. Eğer pozisyonunu, ha şimdi ölçme meselesi de var. Ölçme yapmak için ne yapmam lazım? Işık göndermem lazım. Işık gönderdiğim zaman da bu sefer sistemle bir interaksiyona giriyorum, etkileşmeye giriyorum. Sistemin halini bozuyorum. Tamam, acı çekmeye başladım. Peki tamam. Ben şöyle bir şey de, mesela kediyle ilgili şöyle bir şey diyeyim. Şimdi kediyle ilgili olayın anlaşılmazlığı için anlatılan şey şudur. Şimdi kuantumda karşımıza çıkan şeyler, bazı şeyler süper pozisyon olarak üst üste var. Hı. Aynı anda var. Aynı anda. Dikkat var. Siz gözlem yaparsanız sistem sanki birini atlıyor. Birini atlıyor. Şimdi bu kuantum olarak atlıyor sistem atlıyor. Gibi gözüküyor. Gözüküyor dememin sebebi şu mantıken anlamamızın zorluğundan biri. Şöyle bir kere kedi örneğini bunun ne kadar saçma şeylere yol açacağını göstermek için veriyor. Demek istiyor ki eğer ki süper pozisyon, ben öyle bir deney kurarım ki bu atomlardaki yapılardan etkilenecek bir kedinin ölü veya sağ olması deneyi kuracağım. Eğer ki siz bunu mantıklı olarak ileri sürerseniz süper pozisyonda bir parçacık farklı durumların hepsinde aynı anda var gibi bir şey söylerseniz kedinin yaşamı da ona bağlıysa o zaman kedi hem ölü hem diri olacak ben gözlem yapmadan önce olacak. Yani süper pozisyon aynı anda hepsi beraber değil miydi? Ha ben gözlem yaptığımda kedi o zaman ölü veya diri anlardan birini atlıyor şeklinde bir şey savunmak zorundasınız. Aslında bu kuantum teorisinin formüllerin ne kadar uçuk sonuçlara yol açacağını göstermek için Schrödinger'in söylediği bir şey. Fakat asıl sorun şu. Deneyler yapıldıkça kuantumun o mantığın zor aldığı formülleri ise bizim nükleer santralleri işletiyor birçok şeyi götürüyor. Yani sistemi götürüyor. O yüzden o formüllere güven çok üst seviyede. Fakat o formüllerin mantıksal, felsefi sonuçlara baktığınızda akıl almaz sonuçlar veriyor. Ha, şimdi günümüzde yapılan şey şu, hocamın eleştirdiği. Bakın şimdi anlatmadığınızı benim, ben söyleyeyim şurada kısaca. Bir kutu içinde bir kedi, kutunun kenarına asılı bir... Ben özetlerim çok sıkılmasın. Ben anlatayım size. Ama en anlaşılır kısmı ya, en anlaşılamayacağının anlaşılır kısmı. Yani orada radyo ekip element var, onu bir yere sıkılmasa onu hayır, o kadar isterim. Demiyorum. Yani kutu içinde bir kedi var. Kutu içinde bir kedi var. Orada bir radyoaktif madde cam. Asılı bir cam içinde zehir ve eğer çarparsa o camı kıracak olan otomatlı bir parçacık. Evet. Şimdi radyasyon geliyor, çarptığı zaman efendim radyasyon verilirse kediye ne olacak? O cam kırılacak. Bir oradan zehir gelecek ve kedi ölecek. Evet. Şimdi siz kutuyu açana kadar, kutuyu açmıyorsunuz. Kutuyu açana kadar kedi sağ mı ölü mü bilemiyorsunuz. Kuantum mekaniğine göre işte süperpozisyon dediği Kenan Bey, o kedinin hayatını tarif ettiği tarif eden dalga fonksiyonunun iki kısımdan oluşuyor. Bir canlı, bir cansız. %50 canlı, %50 cansız. Nasıl anlayabilirsiniz? Kutunun kapağını açarak anlayabilirsiniz. Açtığınız anda kedi ya ölü bulacaksınız ya sağ bulacaksınız. Ne oldu? O iki tanesinden bir tanesine indi, indirgendi. Dalga fonksiyonu biz buna çöküşü diyoruz. Dalga fonksiyonu çöktü. O hallerden bir tanesine indirgenmiş oldu. Aslında kuantum teorisi mikro seviye için bunları söyledi. Fakat Schrödinger öyle bir zihin deneyi yapıyor ki o mikro seviyedeki şey makroda buna yol açar. Bak sorun diye o deneyi tasarlıyor. Daha evvel kuantum teorisi sırf mikroda bu süper pozisyonlardan bahsedince birçok insan onun mantıksal implikasyonlarının ne kadar uçuk kaçık olduğunu anlamıyor. O yüzden Bohr diyor ki kuantum teorisini duyup da uçuklamayan, şaşırmayan o teoriyi anlamamıştır diyor. Hadi şimdi biz uçukladık, şaşırdık, tam anladık mı? Hayır, bakın sorun şu. Şimdi kuantum teorisi zihnin anlaması zor. Çünkü geri kalan klasik fiziğe, makro fiziğe de aykırı, zihnin anlamasına da açısından zorluklar var. Şimdi yapılan şey şu. Bir kısım insanlar saçma bir şey söylüyor. Uçuk kaçık, psikolojik teorileri bir şeyler. Siz diyorsunuz ki, ya bu senin anlattığın saçma. O da size cevap olarak kuantum teorisinden bir örnek veriyor. Bakın bunu anlamakta çok saçma Schrödinger deneyi. Fakat kuantumda bu doğru. Benim teorimde anlaşılması saçma zor. Demek ki ben bir kuantum teorisi anlatıyorum diyor.
Yani bazı insanlar her yaptıkları saçma şeyi kuantumcuyum ben, kuantum evet. meşrulaştırmasına gidiyor. Ama sanki o kuantumcular evet. bize böyle mutluluğun kapısını aralayacak, işte hayat onlar, anlamını verecek gibi. Ama işte onlar birazcık genelde cebimizin arasına aralayıp da şey yapmak için. Patolojik bilim diyorlar. Ya yani. Pseudoscience, yani yalancı bilim, bilimsel diyorlar. Yani gerçekten yani fizik bilimiyle nasıl böyle söyleyelim, dağıtırsak bir alakası yok. Kuantum teorisinde birçok insana vardığı nokta şudur. Deneysel olarak gözlediğiniz, mantıksal olarak anlayamasanız da kabul etmek zorundasınız. Bu temel prensip. Yani ondan sonra mantık olarak da açıklamaya kalkın dedi. Fakat öbürlerinin eksiği şu. Burada mantık deneysel olarak çok çok başarılı olmuş, çok temel bir matematiksel sağlam yapısı olan bir teori var. Anlamamızda büyük güçlükler var. Felsefeciler hala fizik felsefecileri bundan dolayı birbirine giriyor. Evet. Fakat o teori ortaya atanların ortaya aldıkları ciddi bir buluş yok. Yani kuantumla kendilerini benzetebilecekleri bir durum yok. Ondan bence bu kuantum teorisine dayanıp da ortaya atılan saçmalıkları kimse yutmasın. Kuantum evet. teorisi mikro dünyayla ilgili kesin bir teorisi. Onundan başlayıp da bir yerlere gitmek, felsefe yapmak elbette ki mümkün. Ama ortadaki kitapların birçoğu bunu yapmıyor. Evet. Yani şimdi aslında vay laf lafı açtı. Mevzu bizi nerelere getirdi de biz tabii Kur'an ayetlerinin bilimsel teolojik gelişmeler, buluşlarla nasıl buluştuğunu, birleştiğini, nasıl birbirinin kanıtı haline geldiğini konuşurken ama ister istemez hani kuantuma da çok atıkta bulunanlar olduğu için işleri harmanlayarak bir sorayım istedim. Kafa gerçekten siz diyorsun ya kaynadı. Normal, normal yani. Siz yani bunu bakın ben dersini veriyorum. Öğrenciler anlamıyorlar. Ha. Yani onun için sizin bizim bir dakikada size bunu anlatmaya çalışmamız gayet normal. Bir de şu anda şöyle diyeyim. Felsefenin fizik felsefesinin de genel felsefenin en önemli sorularından biri bu yani. Makro dünya mikrodan oluşuyor ve bu mikro dünya hakim yasalarında makro dünya hakim yasa birbirinden bu kadar nasıl farklı oluyor? Bu aslında birçok kimsenin çok üzerine çalıştığı bir soru. Fakat makrodaki teorimizde, mikrodaki teorimizde deneysel olarak çok başarılı. Ve bu yüzden bu teorileri biz ciddiye alıyoruz bu başarılarından dolayı. Yani kuantumdan dolayı ortaya çıktığında bir şeyler söyleyene de ciddiye almamız için öyle bir başarılarını gösterecek bir şey lazım. Yani her saçmalığı kuantumla yutturmak gibi basit bir retorik oyunu değil. Şimdi birçok konuştuğumuz husus, evet uzunca saatler çok etkileyiciydi. Ve İslam dünyasının bilime yaptığı katkılar böyle cilt 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 hakikaten insanı o anlamda gururlandırıyor. Fakat gelin görün ki sonrasında bir şeyler olmuş. Bir şeyler olmuş. Yani ne olmuş? Gitgide 16. yüzyıla kadar bütün dünyaya örnek olurken sonrasında gitgide küçüle maalesef anlayış kaybolmuş neredeyse. Bunu neyle açıklayacaksınız? Yani mevcut akımların, örgütlerin, inançların da bizi iyice insanı ve aklı, zihni, zekayı böyle küçülttüğünü düşünecek. Benim bir 5-6 maddelik bir açıklamam var ama bu 5-6 maddelik açıklamamın kuşatıcı bir açıklama olduğu iddiasında değilim. Kuşatıcı açıklamamdan kasıt şu. Şimdi size söylediğiniz gibi ben olayı şöyle sınıflıyorum. Yani 7-8. yüzyıl İslam medeniyetinin yükseliş dönemi, 9 ile 13 arası dünyada en güçlü medeniyet olduğu dönem, 14-16 duraksama dönemi, 17-21 Batı medeniyetinin birçok açıdan daha üstün olduğu dönem. Bu bir kaba tarif ama birçok bilim tarihi kitabı da bu benzerliğe yani katılacaklardır. Önemli bir karşı çıkış olacağını sandım. Ha şimdi önemli olan bu 13'ten sonra neler oldu da 16'dan 17'den itibaren batıya geçti. Şimdi bence bir numaralı şeylerden biri şu. Biz iyi kurumsal yapı devam ettiremedik veya kuramadık. En başlangıçta yaptıklarımızla. En başlangıçtaki başarıları başka programlarda anlattığımız için burada anlatmıyorum. Oraya gidip ona baksınlar. Şimdi kurumsal yapı çok önemli. Kurumsal yapı nedir? Bana göre başlangıçta ismini koyalım. Paris Üniversitesi, Oxford, Cambridge gibi yapılardır. Oralarda bilim öğretecek, öğrencinin bir şeyler üretmesine de yol açıp zihnini çalıştıracak, ona o imkanları veren, dikkat edin doğa bilimlerinde, diğerlerinde yapılar kuruldu. Bizim baktığımızda medreseler oranın, dikkat edin, 13'ten sonra öncesine bahsetmiyorum. Önceden zaten ön planda olan İslam medeniyetiydi. O Oxford'da, Cambridge seviyesinde kurumsal yapılar kuramadık. Bana göre birinci sebep bu. İkinci bir sebep şu, toplumdan tecrit anlayışı İslam medeniyetinde bakın. 13. yüzyıldan sonra gittikçe yayılmıştır. Toplumdan tecrit mantığı şu, özellikle belli şeylerde siz
toplumdan çekilip kapanıp belli de dergahlara, şunlara bunlara kapanıp da İslam'ı yaşarsınız, edersiniz. Ve burada yanlış bir irfan anlayışı da çıkmıştır, ayrı bir anlayışta. Yani akıl o kadar önemli, gönülle belli şeylere siz yaklaşacaksınız. Ya sanki akılla gönülün arasını parçalayan bir anlayış İslam dünyasında gittikçe çıkmıştır. Bu da nedir? O zaman siz akılcı buluşlara, bilime verdiğiniz önem arka planı bir gidiyor. Adeta onu küçümsüyorsunuz. En önemli kafalarınızın bir kısmını toplumdan bir yere tecrit edilmiş şekilde belli yerler diyorsunuz. Yani İslami yaşamayı tecrit edilmiş ortamlarda makbul buluyorsunuz. Bir o bilim İbn Sina gibi kimseler yetiştiremiyorsunuz o yapıda. Bir de sanki bilim bu dünya için sadece bizim ahiret için yaşamamız ve düşünmemiz ve hareket etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla hani bu dünyayı sadece ibadetle yaratalım. Bu zaten hani eyvallah isteyen istediği şekilde inancını yaşasın. Ama onun dışında hani sadece öbür dünyaya yönelmek ve bu dünyaya yapabileceğimiz bir insan olarak üzerimize düşen görevler var. Allah bize bu aklı verdiyse ve biz bunu geliştirebiliyorsak ve bilime de katkı yapabiliyorsak bu da bence... Bir de hayır, Kur'an'ın müthiş aklı var. Kur'an akılla, akıl çalıştırmaya, evren üzerine düşünmeye yüzlerce ayette bakın. Evet. Abartmasız yani öyle yüzler laf gelişi değil. Yüzlerce ayet ve buraya yönlendirme var. Hiçbir din kitabında bulamayacağımız yönlendirme var. Ve bunlar bir süre sonra gerçek anlamından kopartılmıştır. Yani Kur'an zihinleri inşa eden bir kitap olmaktan çıkartılmış, adeta geleneğin bir parçası gibi düşünülmüştür. Önemli bir çoğunlukça herkes buna tabii ki dahil edemeyiz. Bence Kur'an'ın bu zihinleri inşa etme planında yeterli şey yapmaması da geriye düşüşü sebeplenebilir. Başka bir sebep bence şu, bakın dikkat edin. Sosyolojik analiz olarak kültür, siyaset, o da bunlar hiç etkileşim için ama tamamen aynı şeyler değil. Para, yani ekonomi genel olarak ve bilgi. Bunlar ciddi anlamda birbirleri etkileşen şeyler. Fakat birbirinden kopuk. Bunlar arasında ne tip değişiklikler oldu, neler olduya bakmamız lazım. Mesela ben Marksist bir sosyolojik yaklaşımın ben o kadar verimli olmadığını da düşünüyorum. Çünkü Marksist ekonomik yaklaşımda genelde ekonomide olan bitenler geri kalan her şeyi belirler. Kültürü de diğer şeyleri de belirler. Fakat birçok zaman bence bu ekonomik analizler de önemli. Mesela İslam medeniyetinin parasının daha az olması veyahut da başka ülkelerde paten haklarının çıkıp da bunlardan dolayı onlara teşvik edilme mekanizmalarının çıkması bir kısmı sırf buraya bağlıyor oradaki gelişmeleri. Bizim bu şekilde bir teşvik mekanizması kuramamamız da bizde bilimin gelişmeme Önce burada Kur'an'ın verdiği hikmet anlayışından Müslüman olanların çok çok uzaklaştığını görmek gerekiyor. Allah buyuruyor ki dua edenin duasına icabet ederim diyor. Duayı İslam ülkeleri nasıl anlamış? Ellerini ihtiyaçları olduğu zamanlarda havaya kaldırıp kendi istedikleri istikamette Allah'tan bir şeyler istemiştir. Allah öyle bir duayı ortaya yasasına koymamış. Dua, insanların istedikleri istikamette fiiliyatla o isteklerinin buluşturulması anlamında kullanılmış dua. Mesela İsra suresinin 11. ayetinde yanılmıyorsam onlar hayra da şerre de dua ederlerdir. İnsanlar hayra dua ederler de şerre nasıl dua ederler? İnsanların şerre dua etmesi insanların gayri Rabbani yolda İstek ve arzularını pratik hayatla buluşturması anlamındadır. Yani içki içmeye giden bir adama duası içki içmektir. Kumar oynamaya giden bir adamın, isteyen bir adamın duası kumar oynamaktır. İşte evrensel yasaları çözerek, Allah'ın evrene koyduğu yasaları inceleyip, araştırıp, onlar hakkında detaylı bilgiye ulaşmak isteyen insanlara Allah bu konuda icabet edeceğini söylemektedir. Ancak maalesef İslam ülkeleri böyle bir dua anlayışından uzak kaldıklarından dolayı Allah onlara ilmi konuda pozitif bilimlerde uzun zamandan beri
nasip etmemiş. Bir kavim kendi gidişatını değiştirmedikçe Allah o kavmin gidişatını değiştirmez. Eğer Müslüman ülkeleri bugüne kadar anladıkları din anlayışını değiştirmedikçe Allah onlara yeni bir din anlayışı vermez. İşte Allah'ın gönderdiği vahiylerle Allah'ın yarattığı evrenin çözülerek doğru bir anlayışla anlayıp Allah'ın istediği şekilde yaşamını, ölümünü, dirimini, hayatını, namazlarını, ibadetlerini vahyin kontrolünde, vahyin gözetiminde yapmasıdır. İşte maalesef Müslüman olanlar ne vahyi bilgileri çözmüşler, ne de evrensel bilgileri çözmüşler. İşte Batı din duygularını unutmuş, kiliseyi havrayı terk etmiş, onlar değil mi gölgesi altında evrenin yasalarını çözmüşler ve Allah da onların yöneldiği istikamette bilgilerini sunmuş, vermiş. Olay bu. Sebeplerinden biri olmuştur. Tabii ki yani hem para açısından onun teşviki bir motivasyon kaynağı ama diğer taraftan ülkenin ekonomisi de para, maddi şeyde geriye düşerseniz belli kurumlara da para aktaramıyorsun. Çünkü bilimin gelişmesi için belli para aktarmanız lazım. Niye? Çünkü orada birileri bilim yaparken bazılarının üretmesi lazım. Diğer taraftan siyasi sebepler var bazı gündeme getirebileceğimiz. Mesela Moğol saldırıları ve Haçlı saldırıları 13. yüzyılda var. Haçlı saldırıları daha evvel de başlamış. 11. 12. 13. yüzyılda. Alimler ve kitaplar yok edilmiş. Bunlar da mesela İslam medeniyetinin gerilemesinde bunlara sarf edilen enerjinin de önemli bir kaybı var. Fakat dikkat edin. Çok nedenselli bir açıklama yapılması gerektiğine eminim. Yani benim söylediklerim hiçbir olayı tam açıklamadığına eminim. Ama çok nedenli açıklamalarda bence bu saydıklarımızın hepsinin bir yeri var, bir parçası var ve bunlara daha eklenmesi gerekli şeyler var. Böyle kuşatıcı bir bakışta, çok nedenli bir açıklamayla bence ne oldu da İslam medeniyeti 9 ile 13. yüzyıl arasında dünyanın en güçlüsüyken sonra o duruma düştü cevaplayabiliriz. Evet. Hocama da bilmiyorum. Daha çok söyleyecek şey var. Benim, ben isterseniz mevcut hakkında birkaç kelime söyleyeyim. Eyvah. Okut. Karamsar tatlı çıkar diye korkuyorum hocam. Hayır, şimdi mevcut şu var. Parlak değil mi? Hani biz en azından kendi geçmişimizi Osmanlı'yı evet. Çok tekil ediyoruz. İşte hiçbir şeyden çalışma yapmamışlar. Şöyle etmemişler, böyle etmemişler diyoruz. Eyvallah, bu tenkitlerin bir kısmı doğru. Fakat bugün biz acaba bilimsel bir çalışmalara gerekli form ayırıyor muyuz? Ayırmıyoruz. Bakın ben size bir örnek vereyim. Amerika'da bu Einstein'ın genel izafiyet teorisinin öngördüğü gravitasyon dalgaları var. Seyircilerin anlaması için söyleyeyim. Nasıl? Işık bir elektromanyetik dalgadır. Elektronlar hızlandırıldığı zaman, hızlar gibi derlerken radyosuna ilerler. Bu da akit elektromanyetik dalga diyoruz. Aynen bunun gibi kütle de belirli şartlar altında hareket ettiği zaman dalga yayması lazım. Bu dalgaları gravitasyon dalgaları deniyor benzer olarak. Hızların da yine ışık hızı eşit olması lazım. Einstein teorisinin öngördüğü dalgalar bunlar. Bu dalgaları laboratuvarda, laboratuvarda bulması imkan yok, uzay laboratuvarları kuruyorlar. İki tane grup vardı Amerika'da. Bir LIGO grubu, bir de LISA grubu. Bakın toplam olarak 1 milyar dolardan fazla para harcadılar. 1 milyar dolardan fazla para harcadılar ve bulamadılar. Şimdi bunlardan bir tanesi grup kapatılıyor. Diğer grup işte aletler biraz daha revize edilip tekrar bir teşebbüs yapacaklar bulmak için. Bakın milyar dolardan bakın, kalmasın. Bunlar çok önemli. Siz biraz önce sen de ne dediniz? 10 milyar dolar kadar para harcadığı için var. Bir X parçacığını bulmak için. X parçacığı bulduk ne oldu? Teknolojiye şu anda yeni bir şey katılmadı. Katkısı olmadı. Ama o işte bizim standart, modern standart turizmin teorinin o tek bağlıyor ne yapboz, yapboz bilmecesindeki o da bu parçada bulundu ve teorinin bütünlüğü. Yani bir de teorik olarak bulunanı teyit etmiş olduk. Bu çok önemli. Fakat maalesef bakın şu anda Türkiye'de evet bilimsel çalışmalara para veriliyor. Hatta bu yanlış, burada siyaset yapmıyoruz, yanlış anlaşılmasın. Bu mevcut hükümetin anlayışıyla tümü tabirine Türkiye Bilimsel Teknik Araştırma Fonu çok büyük miktarda artırıldı. 400-500 milyon lira kadar bir çalışmalara para aktarılıyor. Bu eski zamanlara göre çok büyük miktarda paralar. Ben defalarca o heyetlerde bulundum, jürilerde bulundum. Çok çalışma destekleniyor. Fakat yetmiyor. Mesela bugün şu şöyle bir şey var.
bir deney yapmak istiyorsanız eğer alabileceğiniz aletin fiyatı 100 bin liraya geçemez deniyor. Fakat şimdi ben size misal verdim. 1 milyar dolardan biz milyon dolarlara gitmeyelim. Fakat siz bazen ciddi bir deney yapmak istediğiniz zaman birkaç milyon lira para harcamanız gerekir. Fakat şu şartlar altında bunu yapmanız Türkiye'de mümkün değil. TÜBİTAK buna müsaade etmiyor. Belki bizi işitirse burada bir çare bulsunlar. Benim ben şurada böyle bir kere yanlış anlaşılmasın. Benim kendim bir şeyim vardı, projem vardı. Geçen sene projemi hazırladım, her şey bitti. En son geldim, baktım, diyor ki alacağınız alet 100 bin liraya geçemez. Bitti. Proje orada ölmüş oldu. Üniversite yapamıyor. Üniversite diyor ki bizim verebileceğimiz 25 bin lira. 25 bin liradan fazla para veremeyiz. Yani biz hep geçmişi tenkit ediyoruz fakat şu andaki şartlarında düzeltilmesi için fazla bir şey yapmıyoruz. Bunu söylemek istiyorum. Gelecek nesillerde bizi tenkit edecek. Gelecek nesillerde bizi tenkit eder. Yani bu bilimler işte fizik olsun, kimya olsun, biyoloji olsun, mühendislik bilimleri teoriden ziyade bunlar deneysel bilimlerdir. Siz oturduğunuz yerde efendim çok sayıda teori uydurabilirsiniz, teori yazabilirsiniz. Fakat bunlar acaba tabiata uyuyor mu? Hakikate uyuyor mu? Ne yapmanız lazım? Deney yapmanız lazım. Deney çok önemlidir. Dolayısıyla deneyi de parayla yapıp alet alıyorsunuz. Mesela Suudi Arabistan o kadar petrol zengini sırf hani Kur'an-ı Kerim'de işaret edilen ilmi hususları araştırmak üzere bir heyet kursa, bir ne bileyim vakıf kursa, bir üniversite kursa, neyse bir şey kursa ve sadece o araştırma grubuna birazcık o petrol gelirinden verse. Şimdi bakın ben Suudi Arabistan'ı biraz biliyorum. Orada işte Amerika'daki gibi böyle bilim şehirleri Amerika'da tamamen çok büyük miktarda bilimsel çalışmalar yapıldı. Öyle birkaç tane müessese var Amerika'da, Suudi Arabistan'da. Çok büyük bütçeleri var fakat yapılan iş yok. Kimse bir şey yapmıyor. Ya insan yetiştirmek dediğiniz ilkokuldaki eğitimden başlayıp ona ayırdığınız şeyden artık üniversitedeki doktora seviyesine kadar, ondan sonra akademisyenlerin hocamın söylediği gibi çalıştığı şartlara kadar baştan sona bir proje, böyle sihirli değnekle dokundum yaptığım projesi değil. Yani siz ilk öğretimi en iyi şekilde vermeden en sona kadar her şeyi kurgulamanız lazım. Ve yani hani eğitim şart falan bile böyle slogan artık böyle gülecek bir şey olarak kullanmıyor ama yani işin temeli yine de iyi bir şeyler üretmenin temeli bence bir eğitim sistemini olabilecek en iyi şekilde dizayn etmeyle başlaması lazım. Ama bu kısa bir proje değil. Bunun meyvelerini birbirinden alacak bir şey. Ben bir şey daha söylemek istiyorum müsaadenizle. Son senelerde, son 10-15 sene zarfında temel bilimlere olan rağbet çok azaldı Türkiye'de. Mesela benim öğrenci olduğum zamanlarda bayağı vardı. Çünkü mesela benim üniversite girdiğim zaman birinci tercihim fizikti. Ben fizikçi olmak istemiştim. Lise ikinci sınıfta kalıp karar vermiştim. Ben fizikçi olacağım diye. Ve fizik tahsili yaptım. Şu artık bu son zamanlarda temel bilimlere gelen kalite öğrenci sayısı son derece azaldı. Daha ziyade mecburen öğrenciler geliyor. Fiziğe, kimyaya, matematiğe, biyolojiye. Bu sahaları gelen öğrencilerin seviyeleri, yani üniversite puanları daha düşük. Ve talep de yok. Tabii haklı, bunların başka sebepleri de var. Şahıs düşünüyor, ben fizikten mezun olduğum zaman karnımı nasıl doyuracağım diyor, değil mi? Çok yerine bir soru tabii ki. Ne yapabilir? Öğretmen olabilir. Öğretmen olmak da kolay değil. En azından bir KPSS'e dediğiniz bir imtihan var diye bunu geçmesi lazım. Maalesef bu tıkanmış durumda. Yani Türkiye'nin ciddi şekilde en kısa zamanda bu temel fen bilimleri üzerindeki politikaların çok ciddi şekilde gözden geçirmesi lazım ve bunu revize etmesi lazım. Şu anda bu anlaşılmıyor belki fakat bu kendisini emin olun 10 sene, 20 sene, 30 sene sonra muhakkak surette kendisini gösterecektir. Ve o zaman farkına vardığımız zaman biz niçin bu sahaları imar ettik diye farkına vardığımız zaman da bayağı vakit geçmiş olacak. Şu anda hükümetin kimse bu işlerle uğraşacak şahıslar bunu ele almak lazım. Temel bilimleri ciddi şekilde revize edilmesi lazım. Yeni hayat kaynakları bulunması lazım. Temel bilimler çok önemlidir. Bakın geçmişte bunu biz biliyoruz. Roma İmparatorluğu mühendislikte çok ileri gitmişti fakat temel bilimlerde aşağı yukarı sıfırdı. Ve Roma İmparatorluğu çöküş sebeplerinden biri olarak da bu gösterilir. Temel bilimlere gereken ehemmiyetin verilmesi. Çin keza mühendisliğe geri ileri gitmiş fakat Çin'in tarihte temel bilimlere bir katkısı yoktur. Neden? Çünkü o ehemmiyet vermemişler. Dolayısıyla temel bilimler, bu da tabii ne sorulara girmeyeyim. Mühendislik tabii ki çok önemli fakat mühendisliğin altı nedir?
temel bilimlerdir. Temel bilimlerdir. Dolayısıyla Türkiye'nin acil olarak bu temel bilimler politikasını değiştirmesi gerekir. Peki, ben çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. En son bilim ve hani İslam'ın, İslam dünyasının bilime katkısı denmişken bu alandaki en önemli çalışmanın sahibi Fuat Sezgin Hoca'nın ismini de anmadan geçmek olmaz. Bu programda da zikretmiş olalım. Teşekkür ediyorum geldiğiniz için, anlattığınız için. Profesör Doktor Murat Özer ve Profesör Doktor Caner Taslaman'la bu gece birlikteydik. Bir kez daha bu kitabı göstereyim. İlgilenenler muhakkak edinsin. Kur'an'dan Teknolojik Yansımalar. Profesör Doktor Ömer Çelik. Sevgili seyirciler, Öteki Gündemi Habertürk Program Müdürü Ebru Yücel ile birlikte hazırlıyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Umarım... Evet, burada Caner Taslaman hocamıza ve Murat Özer hocamıza yürekten katılıyor ve tebrikler sunuyorum. Aslında İslam dünyasının geri kalmasındaki en önemli etken, birincisi ellerindeki mucize olan Kur'an'ı kendi diliyle anlayıp çözememeleri, onun konuşma dilini anlayamamaları, ikincisi de Allah'ın yarattığı evrenin konuşma dilini çözemediklerinden dolayı Avrupa ülkelerinden geri kalmıştır. İslam ülkelerinin umarım ki kendi gidişatını değiştirerek yeniden bir haykırış ve sıçramayla Allah'ın gönderdiği vahiylerle Allah'ın yarattığı evreni çözmeye çalışır ve onları birbirinden ayırmadan dünyaya kendi gücünü, kuvvetini duyurur inşallah. Burada yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun der. Sizi Allah'a emanet ederim.